Koşullu olasılık örnek soru 1. Bu videomuzda koşullu olasılık konusuna ait bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir çift zar atılıyor. Üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğu bilindiğine göre, üst yüzlere gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaçtır? Soruya baktığımızda bunun koşullu olasılık sorusu olduğunu, üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğu bilindiğine göre demesinden anlıyoruz. Bilindiğine göre sözcüğü bir olasılık sorusunun koşullu olasılık olduğunu gösteren en önemli noktadır. Şimdi bir çift zar atıldığında olasılık deneyimiz bir çift zarın atılması. Bir çift zar atıldığında 36 tane olası sonuç vardır. 1-1, 1-2, 1-3. Şimdi hepsini listeleyip yazmamızın anlamı yoktur. Toplam 36 olası sonuç vardır. Fakat koşullu olasılık sorusu ise verilen ek bilgiyle tüm durumların sayısı toplam olası sonuçların sayısında azalma ortaya çıkar. Ek bilgimiz nedir? Üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğunu biliyoruz. Yani 1-1 olamaz bu 36 tanenin içindekilerden birisi. 1-2 olamaz. Üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğunu biliyorsak bunun gerçekleşebilmesi mümkün değil. 36 tanesini yazıp olmayanlarını çizeceğimize, üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğunu bildiğimize göre hangileridir bunlar? Onları yazmaya başlayalım. 5'e 1 olabilir. 5'e 2 olabilir. 5'e 3 olabilir. 5'e 4 olabilir. 5'e 5 olabilir. 5'e 6 olabilir. Bir de ters derim. 5'e 1, ilk zar 1, ikinci zar 5 gelebilir. Bu durumda da üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğu açıkça gözükmektedir. 2'ye 5 olabilir. Neyse, burada bir arıza oldu. Şunu düzeltelim. 2'ye 5 olabilir. 3'e 5 olabilir. 4'e 5 olabilir. 5'e 5'in tersi kendisidir. Bu nedenle 5'e 5'in tersi bir daha değerlendirmeye girmez. 6'ya 5 olabilir. 36 olası sonuçtan bir çift zar atılmasındaki 36 olası sonuçtan üst yüze gelenlerden birinin 5 olduğu bilindiğinde 11 olası sonuca düştük. Artık 11 olası sonuç var. Yani tüm durumların sayısında değişim ortaya çıktı. Tüm durumların sayısı 11 artık. Paydaya 11'i koyalım. İstenen ne? Üst yüzlere gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaçtır? Üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olması 5, 1, 6 eder, 5, 2, 7 eder, 5, 3, 8 eder. 5, 4, 9, 5, 5, 10, 5, 6, 11, 6, 7, 1 de 8 burada. 9, 11. 2 tane istenen durum vardır. 2 bölü 11 bu sorumuzun cevabı olacaktır. Koşullu olasılık sorusuyla karşılaştığımızı bilindiğine göre lafından anladık. Ve koşullu olasılık sorusuyla karşılaştığımızda şunun farkında olmalıyız. Bir çift zar atıldığında 36 olası sonuç mu var? Bu verilecek ek bilginin arkasından ki buradaki ek bilgimiz üst yüze gelenlerden birinin 5 olması, olası sonuçlarımız tüm durumların sayısı azalacak. Bu azalma işlemini ilk olarak gerçekleştirmeliyiz. Azalma işlemini gerçekleştirdikten sonra istenene bakmalıyız. Üst yüze gelenlerin toplamının 8 olması sorulmuş. Bu tüm olası sonuçlar aşağıya, istenen yukarıya yazılarak bu olasılık sorumuzun sonucuna ulaşırız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.